Değerli izleyenler, Bereket ve Bereket Hayvancılık TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Okan Potuk. Sizlere her zaman olduğu gibi bu akşamda Türkiye'nin gıda, tarım ve hayvancılık açısından en önemli başlıklarını ekranlarınıza taşımaya gayret göstereceğiz. Ve hemen ilk haberimle başlıyorum. Tarım ve Orman Bakanı Bek Bekir Pakdemirli fidanlar fidanlarla buluşuyor etkinliğinde konuştu. Etkinlikte değerli izleyenler, Türkiye'de fidan ekim seferberliğinin başlatılacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edildi. Hep birlikte Tarım ve Orman Bakanı ne demiş? Buna bakıyoruz. Fidanlar fidanlarla büyüyor etkinliğinde ağaç dikim töreninde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 2023 yılında Türkiye'de yaşayan her insan için bir ağaç dikilmiş olacak ifadelerini kullandı. Burada Guinness Rekorlar Kitabına girecek bir şeyimiz olsun istedik. Zaten 2023 hedeflerimizde 7 milyar ağaç hedefimiz var. Yani yaşayan her insana bir tane ağaç dikme hedefimiz var Türkiye'de, ülkemizde. Şu anda bu hedefe doğru çok hızlı bir şekilde koşuyoruz. Ama koşarken bir yandan hem öğrencilerimizi toprakla buluşturalım, erken yaşlarda toprakla suyla buluşsunlar, toprağı sevsinler, suyu sevsinler, ağacı sevsinler istedik. Bakan Pakdemirli ayrıca projenin rekorlar kitabına gireceğini ifade etti. Bu anlamda da bu projeyi Guinness Rekorlar kitabına geçecek şekilde hazırladık, yaptık. Bugün de çok değerli Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bu projeyi de hep birlikte Sayın Milli Eğitim Bakanımızla beraber hayata geçirdik. Ekim töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise proje için Tarım ve Orman Bakanlığı'na teşekkür etti. Ben Tarım Bakanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Evet. Çünkü bu ağaçlar bir yerlerde duruyordu ama çocuklarımızın ellerinde değildi. Onları e, çocuklarımızın ellerine vererek, toprakla buluşturarak, Milli Eğitim Bakanlığımızı zenginleştirdiği için e, Sayın Bakanımızın şahsında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Fidanlar <laughs> toprakla buluşuyor, bakanlar el ele buluşuyor. <laughs> teşekkür ediyoruz. İşte budur. Birlikten Bir kutluyuz. Çok özellikle teşekkür ediyoruz. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Huzurunuzda tüm kamu önünde teşekkür ediyoruz. Evet. Değerli izleyenler, şimdi et açığıyla ilgili önemli bir açıklamaya değinmek istiyorum. Bu haberi size aktarmak istiyorum. Haberimiz değerli izleyenler, Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konsey Üyesi Mustafa Uludağ'dan hayvan ithalatına yönelik bir açıklamaydı. Irak ve Suriye'de yaşanan iç çatışmadan dolayı e, Kaçak hayvanlarda bir azalma olduğunu, bu yüzden de et ithalatını en üst seviyede yaşadığımızı söyledi. Haberin detaylarına hep birlikte bakalım. Bereket Hayvancılık'ta yayınlanan Artı Gündem programına katılan Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konsey üyesi Mustafa Uludağ, hayvan ithalatına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Uludağ, Irak ve Suriye'de yaşanan iç savaşlardan öncesinde kaçak et girişinin olduğunu ve bu girişler sayesinde et açığının giderildiğini ifade ederek girişlerin azaldığından dolayı et ithalatının en üst seviyeye ulaştığını iddia etti. Hayvan ihtiyacımızın karşılanmasında bizim bu Suriye Savaşı'ndan önce Irak'tan ve Suriye'den kaçak et girişi vardı. Canlı hayvan girişi vardı. O biraz tolere edebiliyordu. Bu açıktan gözükmüyordu. Tabi bunlar resmi kayıtlara da girmediği için belirli bir ortamda gidiyordu ve açığı, et açığını belli bir kısmını biz bu kaçak yoldan giderebiliyorduk. Ee, o, şimdi, kusura kusura bakmayın. Yani rica ederim. Ee, şimdi bizim et açığımızı gelen kaçak etler mi? Ee, Suriye ve Irak'tan gelen kaçak savaştan, et... önce, savaştan, savaştan önce. Savaştan önce. O mu kapatıyordu? O, çok büyük bir kısmına yani etki ediyordu. Ama tamamını etmediği zaman da zaten ithal getiriyorduk. Ama hiçbir zaman bu kadar ithal gelmemişti. Sebebi de. Şimdi savaş var ve e, sınırlardan ithal hayvan girişinin, kaçak e, yani ithal değil kaçak hayvan girişinin e, olmamasından dolayı e, ne oldu? Açığımız pike çıktı, en yüksek seviyeye çıktı. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu. Şimdi bizim e, tabi bunlara bırakmamamız, çünkü bunlara kendimizi ne yapmamamız lazım? Ülke olarak kendimizi bu işlere bırakmadan kendi ihtiyacımız olanı kendimizin üretmesi gerekiyor. Değerli izleyenler şimdi Ankara'ya uzanıyoruz. Ankara'da değerli izleyenler Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca'dan önemli bir açıklama geldi. Bizim mikrofonlarımıza özel açıklamalarda bulundu. Enflasyona ve yeni çıkacak olan, revize edilecek olan yeni hal yasası ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Detayları hep birlikte izliyoruz. Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Genel Başkanı Ali Karaca enflasyon artışı ile birlikte çıkacak yeni hal yasası ile ilgili Bereket Televizyonu mikrofonlarına özel değerlendirmede bulundu. Enflasyon değerlen artışının tek sebebi girdilerin maliyetlerin yüksek olması. Örnek vereyim. Şu sebze ve meyvelerin poşeti. Poşetin kilosu 6 liraydı. 13 lira, 15 lira oldu. Mazot arttı, nakliyeler arttı, işçilik arttı. Son zamanlarda aracıların çoğaldığına dikkat çeken Karaca, pazarcıların direkt olarak üreticiden alım yaptığı zaman daha ucuza tüketiciye ulaştırdığını söyledi. Üretici eskiden 70 kuruşa 60 kuruşa mal etti ürünü bize 80 kuruşa 90 kuruşa veriyordu veya bilemediniz 1 lira veriyordu. Biz de bunu getirip pazarda 1,5'a 2'ye satıyorduk. Fakat son zamanlarda bu sektörde aracılar çoğaldı. Yani komisyoncular. Bunlar tamamen fiyatları daha da yükseltti. Örnek veriyorum şunu halcı 1 lira alıyor köylüden. Pazarcı 2 lira veriyor. Marketçiye 3 lira veriyor. Marketçi bunu 6 lira satıyor. Halcı da verdi pazarcı bunu 5 lira satıyor. Ama pazarcılar direkt köylüden bunu 1 lira alıp getirip burada 1,5'a satıyor. Günebirlik kar koyar pazarcılar. Fazla çok kar arz etmez bizim işimizde. Çünkü bizler bedensel olarak çalıştığımız için her pazarcı kardeşim günlük yevmiyesini doğrultup günlük kazancını elde etmek için az bir kara kanaat eder. Fakat diğer kurumlar öyle değil. Yani para kendiciler olarak diğer kurumlar marketler zinciri öyle değil. Yani orada gerçekten fiyatlar 3 katı 4 katı artıyor. Komisyoncuların fırsatçılık yaptığını iddia eden Ali Karaca. Komisyonculuğun ortadan kaldırılarak pazarcılara yetki verilmesi gerektiğini söyledi. Son e, 3-4 ay içinde özellikle fiyat artışlarında haksız olarak artan bu ürünlerde bazı aracılar, komisyoncular çok ciddi anlamda burada fırsatçılık yapmaya kalktı. Ben açık ve net söylüyorum. Şu an aracıların kalkması lazım. Bu işi direkt pazarcılara yetki verilmesi lazım. Çünkü pazarcılar direkt köylüden malı alır, getir, direkt tüketiciye verir. Yani bizler üreticiyle tüketici arasında köprüyüz. Karaca ayrıca aracıların ortadan kalkması gerektiğini ifade ederek komisyonculuk sisteminin yerine nasıl bir sistem kurulması gerektiğine de değindi. Üretici bölgelerinde kooperatifleşme olmalı. Üreticiler kendi aralarında kooperatif kurmalı. Üreticiler birliği kurmalı. Pazarcılar da gidip bu kooperatiflerden ürünü alıp pazara getirip satması devlet tarafından kolaylaştırmalı. Değerli izleyenler, peki pazar esnafı ile tüketiciler yeni çıkacak hal, konu, hal yasası hakkında ne düşünüyorlar? Fiyatlar düşecek mi? Bu konu hakkındaki görüşlerine bunları da tüketicilere ve pazar esnafına sorduk. Haberimizin detaylarını izliyoruz. Bereket Medya Grubu olarak hal yasasında yapılacak olan değişikliğin fiyatlara ve pazara nasıl yansıyacağını pazar esnafına ve tüketicilere sorduk. Mikrofonlarımıza konuşan bazı pazar esnafı, komisyonculuğun kaldırılmasının pazar esnafına olumsuz yansıyacağını iddia ederek fiyatlarda bir düşüş yaşanmayacağını söyledi. Şimdi pazara zor olur. Niye? Şimdi esnaf adam gidip bu kadar çeşit alamaz misal. Adam yerinde de yapamaz. Şimdi bizim işimize yaramaz. Bu iş halcıları işine yarar. Adam şimdi gidecek orada misal Kamyonu alacak gider Antalya'da misal dolduracak her şeyini getirecek. Ama küçük esnaf olan pazarcı arkadaşlarımız çok zor durumda kalır. Çünkü bu kadar çeşidi bulamaz. Sen adam hangi birini gidip yerinde yapacak? Pasüze yapmaz, domates yapmaz, elma yapmaz, nar yapmaz. Hangi birini yapacak? Hal olmayınca bunlar hiçbiri olmaz. Çok mağdur durumda kalır pazarcı arkadaşlar. Ama hal öyle yani şeyin işine yarar. Marketçilerin işine yarar. Pazarcı esnafın işine yaramaz. Fiyatlarda değişim olmaz. Niye? Aynı. Şimdi bir zamandan ben 2 lira satıyorum. Git aldı markette 4 lira. Ama o zaman ne yapacağım? Ben bunu aldığım zaman bu 3 lira olacak. Çünkü ben gidip o kadar masraf ederim. Ama hal yakın gidiyorum mal, mal alıp geliyorum. Sıkıntı olmuyor. Misal elma biz 3 lira 2.5'a satıyoruz markette 4 lira. Niye? Çünkü biz gidip alıyoruz. Rahat malımızı alıp getiriyoruz. Zorluk çekmiyoruz. Bazı tüketiciler ise yapılacak olan değişiklikten sonra fiyatlarda bir değişim yaşanmayacağını ifade etti. O yansımaz, hale, o kalkmaz. Ben daha önce pazarcılık yaptım. O zamanlar şirketler vardı, şirketler direkt bahçeden getiriyorlardı. Hiçbir faydası olmadı, yine de onu değiştirdiler. Artık şirketler getirmiyor, hale götürüyorlar. O benzin ucuzlamadan, mazot ucuzlamadan onların hiçbiri olmaz. Değerli izleyenler, bu haberle birlikte tarım bülteninde sonuna geldik. Bir sonraki bültende tekrar bu ekranlarda görüşmek üzere. Gününüz bereketli olsun. İyi akşamlar diliyorum.